Ben orada bir iftar yemeğinden bahsedeceğim. O iftar, belediyemizin düzenlediği iftarda ortalarda bir takım provokasyonlar yapıldı. Ve ciddi bir tatsızlıklar da oldu. Bu tatsızlıkların kaynağında olan insanlar da 3 aşağı 5 yukarı belli zaten. Halen daha konuşulan konular. Ve son günlere kadar vardı. İşte nasıl yaptık, nasıl ettik, ne güzel yaptık vesaire falan, neredeyse dövüyorduk gibilerden falan. Fakat geçtiğim günlerde bir mangal partisi oldu. Evet. Haberin detayına girmeyeceğim bunları da. Bir mangal partisi oldu. Orada da işte bir takım şeyler oldu. Biz de bunu aslında hatırlanması gereken şekilde bir haber yaptık. Evet. Görülmesi gerekti çünkü burada hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaşandı, çok ciddi üzüntüler yaşandı. Sayın Belediye Başkanımız olsun, siz olun, biz olalım. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yani o Görele köyündeki o olaylar neydi? Yani orası özellikle organize edilmişti. Siz de orada mıydınız hocam? Yani ben ilk akşam yoktum. Daha sonra ikinci olan miktarda... Yani öyle şeyler çıkardılar ki işte ayakkabılarla camiye kaçtılar vesaire yani, falan. Çok çirkin şeyler oldu yani. Şöyle, o konuyla ilgili mecliste de bir tepkimiz olmuştu. Yani biraz sakinliğimdir ama o gün orada o laflar söylenince, ben de orada olunca kendime hakim olamamıştım. Söyleyen arkadaşa karşı biraz serzeniştim mi? Şimdi şöyle tabii, hani haklı mı değil bence ama vatandaş orada bir tepkisini dile getirmek istedi. Ama orada tamamen siyasi, o anki rakibinin... Siyasi bir şey oldu yani. Bir şey oldu. Ama yanlış olan şu, ben o arkadaşıma da ertesi gün söylediğimde şudur. Kardeşim sen bu şovu yapacaksan oradaki iftara bunu mal etmeyeceksin. Sen belediye meclis üyesisin. Bir program senin programın. Ayrı partili de olsa biz kimseye ayırt etmiyoruz yani. Belediyenin bu programında bunu bu şekilde getirilen yanlıştır. Daha sonra tabii ertesi gün biz gittiğimizde orada insanlara saatlerce öncesinde namaz sonrasında başkanımız anlattı. Biz orada hani bir şeyin üzerine gitmedik. Biz orada bir programımız iptal oldu. Onun yerine yapılamadı, pardon iptal değil, yapılamadı. Biz tekrar gereğini yerine getirmek için oradaydık. Yani kimseye karşı bir şeyimiz yok. Daha arkadaşlar orada doldurmuş insanlar var. İkinci gün de provoke ettik. Tabii yani orada küçük de olsa bir ufak saldırı falan da oldu ama bunlar önemli, konuşulması gereken şeyler. Ama bakın biz söylediğimiz şeyden şu anda bir adım geri atmış değiliz. Biz o gün de almayın dedik, düzelteceğiz dedik. Kaldı ki o arkadaşımıza dair meclis kürsüsünden söyledik bunu, almayacak. O da zaten ben kendimi yapacağım demişti. Yani dolayısıyla orada insanlar şunu yapamadı. Güven, biz sonuna kadar yapacağımız işin sonucunu alacağımızı bilerek o inançla. O insanlar bize güvenmiyor, bazı insanlar. Fakat şu anda bakın en çok o insanlar yanımızda. Niye? İşte daha bir menfaat, işte rakamların aşağı çekilmesi, halbuki o ödeyenlerin parasının geri iade edilecek. Yani bu biraz belki zaman alacak ama ödenen fazla paralar iade olmayacak. Dolayısıyla biz bir şeyleri konuşurken bunun arkasının, sonucun nereye varacağını bilerek başkanımız özellikle onları söyledi. Şimdi gelinen noktaya baktığınızda şöyle, mangal partisini gündeme taşınmasının ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şöyle ki, bu ben de olabilirim, bir başka arkadaşımız da olabilir. Yani 6. dönem arkadaşlar başkanımıza dahil bir yere davet edilmiş. İşte biliyorsunuz davet edilmek, davet edildiğinde icabet etmek. Biz dolayısıyla aklımızda hiç o tarzda bir niyet yok ve halisane gittik oraya. Ve ben şunu da yani burada belki yani ben o haberin yapılmasında doğru olduğunu düşünmüyorum. Keşke yapılmasaydı. Çünkü niye? Biz orada gerçekten yaşadığımız tatlı, acı şeyleri konuştuk. Yani haber olmasın. Hatta o akşam orada biz espri yaptık. Ya kimse bunları tweet atmasın işte. Şu olur, bu olur ama düşünce de ben kendim şahsen olmasaydı iyi olurdu diyorum ama bu olayın işte yapılmasıyla bir günah çıkarmak bir şey, hoş şeyler değil. Beykoz'dayız. Her zaman arkadaşımızla da her gün karşılaştığımızda geçmiş yaşadığımız günleri hatırlıyoruz. İyi veya kötü. Biz mecliste her türlü kavgaya da siyaset ederiz ama sokakta bir araya geldiğimizde arkadaşız. Ha bu kim için? Birileri için öyledir de bir başkası için de çok aynı şeyleri söyleyemem geçmiş dönemlerinde. Ama oldu. Belki şu da gerekiyordu. Yani bu nasıl yorumlanır bilemiyorum ama belki orada o şeyler olmasaydı biz acaba bunları da ister miydik? Yani düşündüğünüz zaman acaba geliyor insanın aklına ama biz eğer 9 mahalle için düşünmüşsek diğerlerini düşünmemezlik edemezdik. Çünkü bir de gerçekten bu bir riskti. Yani kimin ne olacağını sonucunu bilmediği bir şeydi. Yani o dönemde yaşanan bir süreci, çok karışık bir proje ama yani bu kadar karışık olmasına rağmen bu proje şu ana kadar çok başarılı bir şekilde yani şöyle, bakın biz burada bazı sıkıntılarla yaşıyoruz. Çözüm noktasında bir örneği yok. Çözümü kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Yani milli emlak tamam satıyor bazı şeylerini ama burada yaşadığımız sorunlarda yani bunun nasıl yapılacağı, sorunun nasıl çözüleceği ilgili yok. Milli emlak kendi kriterlerine satıyor. Biz de devralmışız. Bizim de burada yaşadığımız farklı sıkıntılar var ama aşıyoruz. Yani vatandaşımızı mağdur etmeden bu ekibe biz çözüldü gözüyle bakıyoruz inşallah. Ufak tefek sıkıntılar mutlaka olacaktır. Her şey istediğiniz gibi olmayacaktır. Ama bizim dönüp baktığımızda yıl sonuna kadar tebligatları bitirip önümüzdeki yılın ilk yarısında bütün işlemleri bitirebilirsek ve asıl önemli olan imar ve diğer konulara geçeriz diye düşünüyorum. Sayın Başkan, son dönemi şu soruyla kapatalım. Yani 6. dönemi.